Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde bir online alışveriş yapmıştım ve alışveriş yaptığım dönemde çok fazla indirim vardı. Çiçek sepetini gezerken şöyle bir ürünle karşılaştım. Ben 20 liraya aldım. Esas fiyatı 40-45 lira civarı olması gerekiyor. Yani kısacası indirimde bulursanız 20 liraya daha alabileceğiniz bir ürün. Şöyle birlikte bir açalım. İçerisinde şöyle farklı başlıklar var. Bu başlıkların kimisi masaj yapıyor, kimisi yüzü temizliyor. Esas aletimiz de bu. Bu da pille çalışan bir alet bu arada. Pilleri yerleştirdim. Kapağını kapatıyorum. İki modu var. Bir yavaş, bir de hızlı modları. Şöyle çalıştıralım. Bu şekilde çalışıyor yavaş modda. Hızlıda da öyle aman aman bir fark etmiyor bence. Şimdi bakalım 20 liralık bir üründen ne kadar verim alabileceğiz, alamayacağız. Bunu bir birlikte test edelim. Kutuyu şöyle koydum. Saçlarımı şöyle geriye aldım rahat bir şekilde işlem yapabilmek için. Yüzümde şu an sadece pudra var. Başlıklarından konuşalım. Şöyle bir tane sanırım peeling yapmak için böyle zımpara gibi bir uç var. Şöyle bir tane yumuşak bir fırça var. 4 tane böyle dönen yuvarlak toplardan böyle bir masaj ucu var. Ve bir de şöyle bir süngeri var. Şimdi öncelikle deneyeceğimiz yüzümdeki makyajı çıkarmak için şu temizleme ucu. Üzerinde takılı olarak gelen şu diğer süngeri de, yumuşak süngeri de çıkarıyorum. Şimdi bu ucu takıyorum. Takıldı galiba. Oldu. Evet, olmuş. Diğer uçları da şöyle bıraktım. Şimdi öncelikle bunu şöyle şurada hazırladığım bir tane su var. Şöyle içerisine az bir şey daldırıyorum. Çünkü ucuna gelmesi gerekiyor sadece. Eğer makineye gelirse eminim ki bozulur. Şöyle bir tane direkt köpük formunda çıkan içerisinden Nivea'nın yüz temizleme köpüğünü üzerine sıktım. Yüzüme sürüyorum şöyle ve ürünü çalıştırıyorum. Şöyle ilk görüşümü söyleyeyim öncelikle. Fırçası birazcık sert, yani yüzün kızarmasına sebep olabilir. Size ucunu göstereyim. Direkt pudra çıktı. Şöyle suya bandırıyorum birazcık. Ki fazla kirli olan kısım gitsin diye. Tekrar devam ediyorum işleme. Yine bir fıstığa sıkıp. Bir de yüksek modda çalıştırayım şimdi. Az önce düşük moddaydı. Beceriksizliğimden taburnumun içerisine kadar kaçırdım köpükleri. Ama genel olarak yani temizledi gibi duruyor şu anlık yüzümdeki pudrayı. Ve bu arada Estée Lauder'ın pudrasını kullandım. Yani bayağı da kapatıcılığı yüksek olan bir pudra. Şöyle içerisinde suyun gezdiriyorum. Zaten fark ettiyseniz su da bulandı. Şöyle bırakıyorum. Hafif suyu gitsin diye. Sonra tekrar alıp yüzümde gezdiriyorum. İyice temizlensin diye. Şimdi makineyi durdurdum. Şöyle ucunun ıslaklığını alarak. Ve ucunu çıkardım. Yani buralara çok sıçramamış. Makinenin kendisinde çok öyle aman aman bir ıslaklık yok. Yüzümü duruladım ve geldim. Şöyle bir kurulayım. Evet, yüzümü kuruladım. Şuraya da bir damla su damlatmışım. Neyse, mazur görün. Şimdi gelelim esas olarak yüzümüzün gerçekten temizlenip temizlenmediğini anlamaya. Bunu şu şekilde anlayacağız. Şöyle bir makyaj temizleme bezinin üzerine miseler suyu döküyorum ve yüzümde bunu gezdireceğim. Bakalım pudra kalıntısı vesaire gelecek mi? Yani iyi temizlemiş mi, temizlememiş mi anlayacağız. Çünkü ben az önce içeride sadece suyla yüzümü duruladım. Başka hiçbir şey sürmedim. Yani ben şu an bakıyorum, toz vesaire, bunun haricinde hiçbir şey yok yüzümde. Size de şöyle yakından göstereyim. Çok çok hafif yani bir kirlilikler var. Onun haricinde öyle bir kalıntı vesaire hiçbir şey çıkmadı. Yani ki ben kamera başında olduğum için böyle uzun 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 temizlemedim. Normal zamanda uzun uzun yüzünüzü temizleseniz gerçekten hiçbir şey kalmazmış. Yani
aletimiz gerçekten işe yarıyor. Ve deneyeceğimiz bir diğer ucu çıkardım. Bu da bu zımpara gibi dediğim uç. Şöyle yakından göstereyim, sanki zımpara gibi parlıyor da. Yani umarım yüze kullanılıyordur ki bence kullanılıyordur. Şöyle takıyorum, çalıştırdım. Yüzümde gezdiriyorum. Aa. Bu ne işe yarıyor acaba ya? Şimdi yaparken dikkatimi çekti. Burada aslında her başlığın özelliği yazıyormuş. Şu aslında yani bu az önce taktığımız şey böyle ciltteki sert yerleri, işte hani sert ölü derileri falan götürmek içinmiş. Ama ben bunu yüzüme çok kullanmam çünkü tahriş edebileceğini düşünüyorum. Yani bu ayaklarda zımpara taşı kullanılıyor ya, öyle bir şey. Yani ayağı kullanmak belki daha doğru olur diye düşünüyorum. Şu an bu çok yumuşak olanı taktım. Bu da göz çevresi için masaj yapıyormuş. Yumuşak bir masaj yapıyormuş. Çalıştırdım. Yani bastırınca böyle çok böyle işte çekiyor yani. Hani ne bileyim, böyle çekmemesi gerekiyor bence. Yani bunu masaj için sanırım kullanmazdım göz çevresini. Böyle çok ben bunu aslında yapmam diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu da böyle bir uç. Benim masaj için esas tercih edeceğim uç bu aslında. Şöyle üzerinde yuvarlakları olan uç. Şöyle göstereyim. Sesi çok. Yani bu sesi dinlemeye değer mi bilmiyorum ama... Masaj yapıyor mu derseniz, yani yapıyor evet. Çok yoğun bir masaj yok belki ama yani hani fena da değil gibi. Böyle yüzde içten dışa doğru bir masaj güzel olabilir. Ve durduruyorum. Şimdi bu ucu çalıştırıyorum yüzüme masaj yapmak için. Aa, bir şey söyleyeyim mi? Aralarında en güzeli bence masaj için bu. Yani bu döner başlıklı falan sesinden dolayı birazcık rahatsız ediyor. Fena değil ama bu bence daha iyi. Böyle bu aynı zamanda kuru cilde uygulandığında, şu an benimki gibi yaparsanız, bayağı ölü deriyi de kaldırmış olursunuz. Güzelmiş, bu kullanılabilir. Bunu da durduruyorum. Şimdi ürünümüz hakkında son değerlendirmelerimizi yapalım. Şimdi başlıkları bir güzel temizledim, yerlerine koydum. Öncelikle şu sünger başlıktan bahsetmek istiyorum. Kuru cilde uygulandığında bence hem yüzdeki damarları hareketlendirir hem de ölü deriyi atar. O yüzden bunu çok sevdim. Bu zımpara gibi olanı sevmedim. Yani yüze uygulanabilecek bir şey gibi durmuyor bana göre. Belki gerçekten de yüze uygulanmıyordur. Bu ürünün sadece yüze değil, ele falan da uygulanabildiğini gösteriyor. Şöyle şurada. Yüze de uygulanabiliyor, ele filan da uygulanabiliyor diye. Şu yumuşak göz masajı yapan fena değil ama birazcık işte böyle çekiştiriyor gibi. Hani çok kullanacağınızı sanmıyorum alırsanız eğer. Şu döner başlıklı olan masaj yapan ucunu beğendim. Masajı güzel yapıyor. Tek dezavantajı bir tık fazla ses çıkarıyor. Ve son başlık olan bu ilk kullandığımız işte yüzdeki makyajı vesaire arındırmak için köpüklü bir şekilde suyla birlikte tabii ki. Bu başlık fırça başlığı. Bunu da gerçekten çok beğendim. Makyajı gayet güzel çıkarmışlar çünkü gördük hiç neredeyse kalıntı yoktu. Bu ürünü ne çok övmek istiyorum, ürün hakkında ne de çok gömmek istiyorum. Çünkü 20 liraya aldığım bir ürün. Yani 20 liraya alınabilecek en uygun yüz ürünü ve aslında çok fazla seçenek sunuyor kullanıcıya. İndirim zamanında 20 liraya satılan bir ürünün bu kadar çok modunun olması ve yine kullanılabilir bir ürün olması benim açımdan çok okey. Eğer maddi olarak yüz ürünlerine çok para harcamak istemiyorsanız ama hem masaj özelliği olsun hem yüzünü temizlesin vesaire böyle bir beklenti içerisindeyseniz, yani bu işte 20 liraya 50 liraya falan alabileceğiniz bir ürün olarak, yani tavsiye eder miyim bilmiyorum. Kimisi memnun kalır, kimisi memnun kalmaz. Bu topa girmeyeceğim. Ama ben fena bulmadım.
20 liraya alınan bir üründen bence alınabilecek maksimum verimi aldığımızı düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca şöyle şuradan da çıkacak Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.